solvatasyon eşlenik bazı kararlı hale getirebilen etkenler arasında yer alır. Öncelikle buradaki su molekülüne bir bakalım. Su, bu protonu verecek olursa pembe renkli elektronlar oksijenin üstünde kalır ve oksijene eksi bir formal yük kazandırır. Böylece de suyun eşlenik bazını yani hidroksit anyonunu oluşturmuş oluruz. Hidroksit anyonu çözücü tarafından kararlı hale getirilebilir. Su bizim çözücümüz olsun diyelim. Bu etkiyi daha iyi gösterebilmek için buraya da birkaç su molekülü ekleyelim. Buradaki bir su molekülü olsun. Hatta buraya bir tane daha çizeyim. Bildiğiniz gibi su polar bir çözücü, yani polar bir molekül. Bu durumda oksijen hidrojenden daha elektronegatif olduğu için oksijen kısmen negatif, hidrojenlerse kısmen pozitif yüklenmiştir. Elimizde zıt yüklerin birbirini çekeceği bir durum oluştu diyebiliriz. Dolayısıyla suyun içindeki hidrojenlerin kısmi pozitif yükleri hidroksitin içindeki kısmi negatif yüklü oksijene doğru çekilecek. Demek ki zıt yüklerin arasında bir çekim kuvveti var. Bu çekim kuvveti hidroksitin üstündeki negatif yükleri kararlı kılmaya yardım ediyor da diyebiliriz. Burada bir su molekülü daha görüyorsunuz. Ortamda yine Kısmi negatif bir yük ve kısmi pozitif bir yük var. Diğer bir deyişle hidroksitin üstündeki negatif yükü kararlı hale getiren bir çekim kuvveti daha var. Öyleyse ne kadar çok su molekülü olursa o kadar çok çözücü molekülü anyonu sarar. Ve de eşlenik baz o kadar çok kararlı olur. Şimdi de buradaki dört farklı bileşiğe göz atalım. Sudaki bu protonun pKa değeri yaklaşık olarak 15,7. Etanol için bu değer yaklaşık olarak 16. İzopropanol içinse pKa değeri yaklaşık olarak 17. Terbütil alkol içinse bu protonun pKa değeri yaklaşık olarak 18. pKa değeri ne kadar düşükse asitin o kadar kuvvetli olduğunu biliyoruz değil mi? En küçük pKa değerine sahip olan su olduğuna göre bu 4 asit içinde en kuvvetli olanı da su olmalı su en kuvvetli asitse eşlenik bazı da en kararlı olan olmalı. Bu durumda hidroksit anyonu buradaki eşlenik bazlar arasında en kararlısı oluyor. Bunun nedeni de hidroksit anyonunun etrafında daha fazla su molekülü olabilecek olması. Başka bir deyişle hidroksit anyonunun etrafı çözücü tarafından kolaylıkla sarılıp anyon kararlı hale getirilebilir. Bu aslında sterik etkiye bağlı bir durum. Hidroksite baktığımızda ise negatif yükle oksijene bağlı minik bir hidrojenimiz olduğunu görüyoruz. Ama bir de diğer eşlenik bazlara bakalım. Mesela buradaki etanol anyonuna, etanolün eşlenik bazına bir bakalım. Gördüğünüz gibi burada bir CH2, burada CH3 var. Bu iki grup hidrojenden çok daha fazla yer kaplıyor. Hatta diğer moleküllere bakacak olursak aşağı doğru gidildikçe moleküllerin büyüdüğünü göreceksiniz. Buna bağlı olarak aşağı doğru gittikçe sterik etki artacaktır diyebiliriz. Örneğin buradaki karbon bir hidrojene ve iki tane de CH3'e bağlı. Bu durumda ona engel olacak çok daha fazla grubu var. Son eşlenik bazımızda terbitoksit anyonu. 3 tane CH3'e bağlı bir karbon var. Sterik etkiyi artıracak daha da fazla gruba sahip. Bu kadar büyük grupların sterik etkisi de oldukça büyük olduğundan çözücü molekülleri ile eşlenik baz arasındaki etkileşimi engelleyebiliyorlar. Buraya bir su molekülü çizelim. O zaman burada molekülü biraz da olsa kararlı hale getirecek bir şeyler olmalı değil mi? Oksijenin kısmen negatif, Hidrojenlerin ise kısmen pozitif yüklü olduğunu biliyoruz. Yani yine zıt yükler arasında eşlenik bazı kararlı hale getirmemize yardımcı olan bir çekim kuvveti var. Aslında buradaki problem gördüğünüz bu kocaman CH3 gruplarının su moleküllerinin eşlenik baza ulaşmalarını engellemesi. Bu da terbitoksit anyonunu en az kararlı olan eşlenik baz yapıyor. Bu yöne doğru ilerlersek sterik engellemeyi azaltmış oluyoruz. 3 tane bu kocaman CH3 grubundan önce 2 taneye sonra 1 taneye ve en sonunda da tek bir hidrojene düşüyoruz. Sterik engellemeyi azaltınca çözücünün anyonun etrafını sarıp onu kararlı hale getirmesine daha çok olanak sağlıyoruz. Bu nedenle de hidroksit anyonu çözücü içinde en kararlı olanı. Hidroksit en kararlı olan dediğimize göre suda protonunu vermeye en gönüllü olan molekül diyebiliriz. Zaten bu nedenle de su aralarında pka değeri en düşük olan molekül